AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz için önemli mesajlar veren ve çağrıda bulunan Çelik, diplomasi isteyenlere kapımız sonuna kadar açık dedi. Oruç Reis gemisinin bakım ve tamir işleri için kısa bir ara vermesi, Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler, diplomasi isteyenler için bir fırsattır. Oruç Reis gemisinin bakım için kısa bir ara vermesi diplomasi isteyenler için bir fırsattır dedi. Diplomasi isteyenlere kapımız açık çağrısında bulundu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Çelik'in gündeminde Doğu Akdeniz'deki gelişmeler vardı. Bizimle masada meselesini çözmek isteyen için dünyadaki ideal muhatap biziz. Türkiye'den daha iyi bir muhatap, daha iyi bir ortak yoktur. Fakat karşımızda şimdiye kadar buna yanaşmayan bir muhatap söz konusuydu, Yunanistan. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'ye yönelik açıklamalarına da tepki gösterdi. Fransa'nın dış politikası ahlaki ve siyasi cari açıktan çökmüştür. Fransa'nın dış politikası hukuki cari açıktan çökmüştür. Çelik, Birleşmiş Milletler yetkilisinin terör örgütü PKK ile görüşmesini de sert sözlerle eleştirdi. Bunu şiddetle kınıyoruz. Birleşmiş Milletler yetkililerini bu konuda uyarıyoruz. Tam da çocukları istismar eden, cinsel istismardan tutun da onları çocuk savaşçı yapmaya çalışan, yapan bir örgüt söz konusuyken Birleşmiş Milletler'in bu konudaki temsilcisinin bunlarla video konferans yoluyla görüşmesi bunu meşrulaştırmaktan başka bir anlama gelmez. Ömer Çelik'in gündeminde Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik yapılan saldırı da vardı. Sağlık çalışanlarımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu barbarlıkların, bu vandallıkların hiçbir şeyle izah edilmesi mümkün değildir.